Türkiye'de muhafazakar kesme sinemayı sevdiren filmlerden birisi Minyeli Abdullah. Evet. 500 bin izleyiciyle hasat rekorları evet. kıran bir film. Sonrasında ikincisi de çekildi. Siz yıllar sonra bu filmden pişman olduğunuzu söylediniz. Tam olarak pişmanlığınız senaryo muydu, çekim ya. miydi, neydi? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bir gün televizyondayım. Ben dedim ki bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yazmış olduğu hutbeleri dinlememek için Cuma namazına gittiğimde sünneti kılmıyorum. Bekliyorum hutbe okunuyor, farzı kılıp çıkıyorum. İki tane aklı evvel, aklı evvel. Vay efendim diyor ki farzı kılmıyorum, bekliyorum hutbeyi dinliyorum, sünneti kılıp gidiyorum. Buna benziyor bu sorunuz. Onlar oradan tutturmuşlar ya. Çünkü işleri, güçleri din satmak. Ben iman etmiş bir insanım. Ama bu arkadaşlar din satarak buraya kadar geldiler. Dini referanslarla geldiler. Şimdi bu sorduğunuz sorunun hiç böyle bir şey bir tarafta söylenmiş bir laf değildir. Sadece o günkü koşullarda ekonomik olarak hakkımı hukukumu alamadım ha, rahmetle, rahmetle saygıyla alanıyorum. E, i̇ki cümle daha ekleyeceğim, müsaadenizle. Tabii lütfen. E, sevgili Yücel abiyle beraber filmi çektik. Film iyi bir sinema filmi olmadı. Ha ben 500 bin, 700 bin işe yapan çok film çektim. Deniz Gezmiş'i de oynadım. Uzlaşma filminde Mehmet Ali Acay da oynadım. Herkes Kürt kardeşlerin Kürdüm diyemezken böyle şimdi demokrasi havarisi kesilenler. Bir PKK'lıyı oynadım ben. Kemal Tahir'in Kurt kanunu da oynadım. Nazım Hikmet'in Yolcusu'nu da oynadım. Anladım. Oynadığım karakterle yani, alakalı böyle bir şey söylemedim. Yani, ben hayır, o dönem yani ayrı, Ayrıca da oy, oyuncuyum. Şey. ha Bu arada geçen bir televizyon programında söyledim. Filmin galasında kalabalık bir kadro vardı. Böyle gelmiş herkes imza alıyordu benden. Sanıyorum o kalabalığın içerisinde Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Ona da bir imzalı resim vermişimdir. Ben görüşmüyorum Ahmet sen bir sor. Vermiş mi? O hatırlar ben hatırlamıyorum çünkü çok kalabalık bir şey vardı. İmzalı resim verdiğim, Onlardan biri de olabilir. Buyurun efendim. O dönem Refah Partisi genel başkanlığına aday olsaydım bugün Recep Tayyip Erdoğan olmazdı. espriyle. Aynen öyle. Espriliyle. Aynen espriliyle Çok diye. yoğun bir Aynen, ilgi çok olmuş sanediyorum size hayır. değil mi? Hayır hayır. Tabii ki öyle. Çünkü ben dinmazlık yapmadım, din satmadım. Benim duruşum bir aktör olarak bir rol oynadım. Bana e, sevgili rahmetli oldu yönetmenimiz e, uçurtmayı vurmasınları çeken bizim değerli abim. Yakında kaybettik. Bana Alparslan Türkeş'i oynar mısın? Hay hay oynarım dedim. Oyuncu rollerini oynar.